Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularıyla video konferans yöntemiyle Hüber Köşkü'nden görüştü. Futbolcular koronavirüs ile mücadelede dünyaya oranla çok iyi durumda olduğumuzun altını çizerek Erdoğan'a teşekkürlerini bildirdiler. Cenk, sen şu anda galiba herhalde antrenman salonundasın. Aynen Sayın Cumhurbaşkanım, ben şu an bizim tesisteyim. Maşallah. Rehabilitasyon dönemini geçiriyorum. Ben Cumhurbaşkanım, hani gerçekten ülkemizde sizin önderliğinizde çok güzel yönetiliyor bu süreç. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Yarımızın önceden almış olduğu tedbirler sayesinde bu süreci en hafif haliyle atlatıyoruz. Allah izin verirse de en kısa sürede atlatacağız. Cumhurbaşkanımızın da, Sağlık Bakanımızın, Bilim Kurulumuzun da verdiği önemli kararlarla bu kritik günleri en az zararla kapattığımızı, geçtiğimizi de görüyorum. Yani televizyonlardan takip ettiğimiz kadar sizin yurt dışındaki yaptığınız destekler ve yardımlar bizi de buradan çok gururlandırıyor. İngiltere'de bile dışarı çıktığında İngilizler bile bana diyor sizin ülkeden İngiltere'ye destek geldi diye. Bunlar bizi gururlandırıyor. Öncelikle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum muhabirlerime, kardeşlerime. Öncelikle şunları söyleyeyim, mevcut durumu yönetim sistemiyle alakalı gerçekten bizim değerli büyüklerime teşekkür ediyorum. Ülkenliği vurduyor, çok güzel bir şekilde süreci ilerletiyoruz. İnşallah bunu en kısa sürede atlatıp eski ve eskisinden daha iyi günlere, mental yapı daha güçlü, kuvvetli bir şekilde ulaşırız diye şu anda. Değerli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. A milli takım futbolcularımızla telekonferans yoluyla da olsa bir araya gelmekten şahsım, milletim adına gerçekten gurur duyuyorum. Bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sizlerden çok büyük başarılar bekliyoruz. Şenol hocamızla birlikte bu şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyordum. Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A milli takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. Karşımda teknik yetenek yanında 83 milyonluk bir milleti temsil ediyor olmanın sorumluluğu ve şevkiyle teçhiz edilmiş bir kadro görüyorum. Gençlerimizde bu azmi, bu kararlılığı, bu heyecanı, bu kabiliyeti görüyorum. İnşallah bu kadro uluslararası alandaki başarılarıyla tarihe geçecektir. Sizlerden futbol aşkıyla yürekleri coşan milyonlarca vatandaşımıza kendi milli takımlarının zaferinin sevincini de yaşatmanızı bekliyoruz. Ülkemizi temsil ederken ortaya koyacağınız emek ve gayret için şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, koronavirüs salgını dünyanın her köşesinde ve hayatın her alanında çok ciddi etkiler bıraktı. Milyarlarca insan uzun bir dönemin ürünü, alışkanlıklarını, önceliklerini, hayata bakışını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni dönemde hem beden sağlığı hem ruh dinginliği için insanların spora daha çok sarılacaklarını düşünüyoruz. Hayatın her alanında yeni bir dönem açılırken spora ve özellikle de futbola çok önemli görevler düşecektir. Ekonomik boyutunun asli işlevinin önüne geçtiği sporun yeni dönemde asıl mahiyetine tekrar kavuşmasını diliyoruz. Bunun yolu da profesyonel sporcularımızın içlerindeki amatör ruhu ve disiplini hiçbir zaman kaybetmemelerinden geçiyor. Spora herhangi bir meslek değil, gönüllü olarak seçilmiş bir hayat biçimi olarak bakabildiğimiz ölçüde
Bunu başarabiliriz. En popüler spor dalının temsilcileri olan futbolcularımızın bu konuda öncülük etmesi, örnek olması gerekiyor. Bunu en çok da A milli takımda ülkemizi temsil etme şerefine erişmiş sizlerden bekliyoruz. Esasen Türkiye'nin sporda büyük başarılar elde etmesi için şartlar hiç olmadığı kadar uygundur. Ülkemizin spor altyapısı ve sporcu yetiştirme kapasitesi geçmişle mukayese edilemeyecek düzeye gelmiştir. Bugün hangi uluslararası şampiyonaya ev sahipliği görevi Türkiye'ye tevdi edilirse edilsin, buna uygun altyapımız vardır. Tarihimizde ilk defa ilk ve orta öğretim düzeyinden itibaren yetenek taramaları ile gençlerimizi doğru spor branşlarına yönlendirecek bir sistem kurduk. Yurt dışı ile olan sıkı bağlarımız sayesinde hemen her ülkedeki gelişmeleri yakından takip edebilme imkanına sahibiz. Gençlerimizin spora ilgisi ve ailelerin verdiği destek en yüksek seviyededir. Madem her şey hazır, öyleyse gelin hep birlikte bu güzel iklimi büyük zaferlerle, başarılarla, kupalarla taçlandıralım. Milli futbolcularımız da bu yeni dönemin lokomotifliğini üstlensinler. Ben sizlere güveniyorum. Özellikle yaş itibariyle de genç, dinamik bir milli takıma sahibiz. Allah yüreğinizde ferahlık, vücudunuza güç kuvvet, tekniğinize mükemmellik versin. Sözlerime son vermeden önce buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı evde kal, hareketsiz kalma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Merkez Yürütme Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli dava arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak dünyanın tamamı gibi koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor. Avrupa'nın tamamı ve İran gibi salgının ağır seyrettiği ülkelerin yanı başındaki Türkiye'nin bu sürecin dışında kalması işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak bizim diğer ülkelerden farkımız hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst seviyede riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda tüm bakan arkadaşlarımıza bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa
küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız kendi sorumluluk alanında salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir.